Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir incelemeyle karşınızdayız. Biliyorsunuz son zamanlarda eğer böyle biraz alışveriş sitelerinde zaman geçiriyorsanız mutlaka şu konsola rastlamışsınızdır. Süper Gamebox 400 in 1 diyor. Plus şekli itibariyle Game Boy'a benzeyen bir cihaz geliyor arkadaşlar. Fakat bu küçük cihazın içerisinde bir sürü oyun var. Dolayısıyla çok popüler oldu. O yüzden biz de hani alalım, bir temin edelim, inceleyelim istedik. Bu konsol arkadaşlar dediğim gibi tip olarak aynı Game Boy'a benziyor. Biliyorsunuz Nintendo Game Boy seneler önce çıkan bir el konsoluydu ve zamanında çok da popülerdi. Konsolu açtığımızda tabii bu böyle bir ses geliyor. Hemen sesini kısalım yan taraftan. Tabii şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu konsoldaki oyunların hemen hemen hepsi lisanssız. Hemen hemen değil, hepsi lisanssız. Zaten oyunu açtığımızda Super Mario, Mario 14, 3, Dr. Mario, Mario Bros, Turtles dediği Ninja Kaplumbağalar işte. Contra, Contra Force. Bir sürü oyun var yani, ama 400 tane oyun yok. Bunu size belirteyim. Yani şöyle baktığım zaman nerede başa dönüyor hemen size söyleyeceğim. 40 oyun. Şu anda 50 oyun. 50'si de farklı. 60 oyun farklı. 70 oyun farklı. Evet, burada biraz tekrara düştü. Muhtemelen içerisinde böyle 70-80 tane oyun var arkadaşlar. Daha sonra işte oyunları tekrar ediyor. O şekilde değişiyor. Genel itibariyle baktığımızda bunun içerisinde 70'ten, belki de 70'ten fazla oyun var. Ve fiyatı da 70 lira gibi bir şey. Eğer evde küçük çocuğunuz varsa biz bu konsolu almanızı tavsiye ederiz açıkçası. Kutunun içerisinden şu şarj adaptörü ve şu TV bağlantı kablosu ile birlikte geliyor. Bu eski nesil bir bağlantı kablosu arkadaşlar. Genelde tüplü televizyonlara atelleri biz bunlarla bağlardık. Ateller de bu boyuta gelmiş diyelim. İçerisinde ise eski Nokia'lardan hatırlayacağımız bir batarya var. 1020 mAh'lik bir batarya. Bu batarya bittiğinde çok basit bir şekilde temin edip değiştirebilirsiniz. Yani bu şekilde bir pille çalışması da ayrı bir bence avantaj sağlamış diyebilirim. Takıyorsunuz pilinizi ve direkt olarak konsol, zaten şu yukarıda bir power sürgüsü var. Onu açtığınızda direkt olarak açılıyor. Çince ve İngilizce dil seçenekleri mevcut. İngilizceyi seçip girdiğinizde direkt olarak oyun ekranları geliyor karşınıza ve istediğiniz oyuna girip oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi 70 lira falan bir fiyattan satılıyor. Dolayısıyla fiyat olarak çok ucuz ve evde küçük çocuğunuz varsa, hatta küçük çocuk değil, eğer eskiden böyle siz bile Atari oynuyorsanız alıp bunda pekala vakit geçirebilirsiniz. Böyle yolculuklar esnasında falan gerçekten oynamalık güzel eski böyle Atari tutkunlarının, Atari oyuncularının diyeyim daha doğrusu, tutkun olduğu yapımlar var içerisinde. Ki benim de çok sevdiğim pek çok oyun var. Ben aldığımda bayağı bir oynadım bununla hatta. Bu oyunları istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İlk Spider-Man oyunundan tutun da Ninja Gaiden'lere, Double Dragon'lara, hatta tanka kadar pek çok yapım var içerisinde arkadaşlar. Dolayısıyla bunları alıp bu küçük el konsolunda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bence yani 70 lira hiçbir şey değil. Tabii oyunların lisanssız olduğunu bir kere daha belirtiyorum size. Lakin burası bizi çok fazla alakadar eder mi? Etmez. Nintendo bunu yapana dava açabilir belki. Fakat şu anda internette bunlar gırla satılıyor ve çok fazla talep görüyor gerçekten. Dolayısıyla herhalde çok fazla şikayet de etmemişler benim anladığım kadarıyla. Bir kere zaten görüntüden Game Boy'u andırıyor. İçindeki oyunlar zaten yarısı Nintendo'nun oyunu, yarısı da işte özel firmaların çıkarttığı yapımlar. Kısacası eğer evde küçük çocuğunuz varsa ya da eskiden Atari oyunlarını çok oynuyorsanız ve "Ah, nerede o eski Atari oyunları?" diyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Televizyona da bağlanabiliyor bu cihaz. Bunu bir kez daha hatırlatayım sizlere. Bunların kollu satılan versiyonları var internette. Biliyorsunuz Nintendo'nun eski NES kolları falan var. SNES kolları. Ona benzetmişler. Öyle bir gamepad'i de var. Dilerseniz o gamepad ile birlikte satın alabilirsiniz. Tabii onların fiyatı biraz daha farklı. 70 lira değil de atıyorum 80-85 lira civarlarında bir fiyata sahip onlar da. Dolayısıyla benim size tavsiyem, alırsanız ve televizyona bağlama düşünceniz varsa o kollu olan versiyonunu alın. Yok, ben elde oynamak için alıyorum diyorsanız da bu şekilde alabilirsiniz.
pilinin ne kadar gittiğini soracak olursanız da ben bir 5-6 saat oynadım ve daha şarjı bitmemişti. Zaten hani şarja taktığınız zaman da böyle 1 saat, 1,5 saatte falan doluyor arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.